Arkadaşlar merhaba. Bugün çok güzel bir ahşap köprü yapıyoruz. Elimizdeki malzeme bu. Eski videolarımızda arka planda duruyordu. Bunu duvardan söktük. Atmaya kıyamadım. Dedim ki keselim, biçelim. Zaten videolarda çok isteniyordu. Bir tane köprü yapmaya karar verdim. Çok da basit olacak. Sosyal medya hesaplarımızda, açıklamalardan takip ederseniz çok memnun olurum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bu elimizdeki parça 40 santim uzunluğunda. Ben bundan böyle yaklaşık 5 santim genişliğinde şöyle uzunlamasına bir parça keseceğim. Yani şöyle bir parça. Şimdi bu yolumuz olacak. Köprü ayaklarımızda 4 tane çıtamız var. Bunlar da böyle 20'şer santim uzunluğunda. Bu çıtalara 6'şer santim yerlerden birer çentik açacağım. Yani şöyle. Hepsi tabanla eşit olmalı ki köprümüz dengesiz olmasın. Yani aslında şöyle çentik dediğimiz küçük birer oyuk. Bu sayede böyle köprü ayaklarını yolumuza kolayca tutturabileceğiz. Kabaca böyle bir köprü çıkacak ortaya. Bunu tabi silikonla sağlamlaştırdıktan sonra yolumuzu da bir boyayalım. Silikonlu ayaklarımız tabi daha sağlam oldu. Şimdi zemini bir boyayalım. Siyah boyayacağız. Biraz yola benzesin. Boyamız biter bitmez de şöyle daha ince çıtalarla korkulukları yapıyorum. Yolun yaklaşık 1 santim yukarısında bu korkuluklarımız. Şöyle 4 tane küçük parçayı da köprünün pabuçları olarak yerleştireceğiz. Böyle yapıştıracağız bunu. Şeritlerimizi çekmek için de yapışkanlı kağıt kullanabiliriz ya da normal bir kağıt kullanıp tutkalla yapıştırabiliriz. Ben bunun için yapışkanlı kağıt kullanmayı tercih ettim. Köprülerin ayaklarına da şöyle ikişer tane kalın çubuk yapıştıracağım. Görsel olarak öyle daha güzel olacak bak. Bu 4 taneye de köprü ayaklarını yapıştırıyorum. Şimdi köprüye asıl görseli oluşturacak şey emniyet halatları. Onlar. Onu da nasıl yapacağız? Ben böyle bakır tel kullanmaya karar verdim. Bunu böyle şekli çünkü güzel olur. Birer parça keselim. Şimdi eğdiğimiz bu teli böyle tam ortaya denk gelecek şekilde yapıştıralım. Köprümüz böyle kabaca ortaya çıktı. Fena durmuyor. Tabii şurada şekli tamamlamak için böyle köprünün devamını da yapsak iyi olur. Korkulukların ve halatın devamı da tabii köprüden sonra devam ediyor bir miktar. Halatlarımızın desteğini de şöyle tahta karıştırıcılarla yapacağız. Bir kısmını dizdim bakın. Böyle dizdik. Bunları zaten kesmesi kolay olacaktır. Tabi uçlardan halatları uzattık ya, köprümüz kısa kaldı, içime sinmedi. Ben buna böyle ek yapacağım, yolu da uzatacağım. Alt tarafa şöyle bir parça yapıştırıyoruz. Üste de yolun devamını. İşte. Bayağı yolu tamir ettik ya. Güzel oldu. Bu kısmı da tabi boyamamız gerekiyor. Sonra şeridinde çekeriz.
Tabii aynı işlemi yolun bu tarafını da yapacağız. Kurunca da şeritlerimizi yapıştırırız. Yolun devamı bayağı gidiyor. İstediğimiz gibi uzatabiliyoruz yani. Şu fazlalıkları da makasla kesip alıyoruz. Sonuçta böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bence güzel oldu bak. Pabuçları, ayakları, şu direkleri, kolları, her şeyi var. Güzel bir model. Güzel oldu ama bak, bunu video görseli yapalım. Neyse, burada videomuzu bitiriyoruz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.